Türk Hava Yolları düşen trendi görüyorsunuz. Bunu zaten kıramıyor. Yani 22 Mayıs'tan beri devam ediyor. Şimdi aşağıda 10-30 desteği var. Onu da kıramıyor. O da iyi bir şey. En azından aşağı salmıyor. Ama iş bir sıkışmaya gidiyor. Sıkışma zamansallığı 13 Kasım, 14 Kasım, 15 Kasım o aralarda bir sıkışması var. Bunlardan birisini elbet kıracak. Tabii düşeni kırarsa en azından yukarı doğru bir hareket ihtimali artar. Onu da söyleyeyim. 11.03 burada bir direnç var. Önemli bir direnç. Yoktu aslında da yani artık ileriki 28 Ağustos'tan bu yana yaptığı hareketler orayı direnç etti. Artık bir grup mu bir kişi mi ben bilemem ama yani bir gruptur büyük ihtimal bu büyük bir hisse çok. Bunu 10 lira 30'larda alıyorlar topluyorlar işte 11'lerde falan da satıyorlar öyle bir durum var açıkçası Türk Hava Yolları'nda. Dolayısıyla 11 lira geçilirse ki bu 50 güne de denk geliyor aynı zamanda 50 günü de kırmış oluyor. Tekrar şu düşen trendi kırma ihtimali belirir. 11.30'larda o da şu anda. Düşen trendin kırılma önemli. Tabii o tekrar yukarı bir hareket tetikleyebiliyor. Düşen trendler kırıldığı zaman bir hareket tetikleniyor. Genellikle de öyle oluyor yani. 12 liraları o zaman konuşabiliriz. Ama tabii bu trend aşağıdan gelen bir akım yani yükselen bir akımla kırılmazsa maalesef pek o şeyleri de hani konuşmak 12'leri konuşmak zor oluyor. Çünkü şöyle de şunu da ifade edeyim. Yani zamansallıktan kırılan trendlerde genelde o tür hareketler göremiyoruz. Yani hiç olmuyor değil, oluyor bazen de. Ama bir sağ yayılım devam ediyor. Zamansallıktan kırılsa bile. Onun için yani mesela bu Pegasus'ta olmuştu böyle biraz aşağıdan kırdı işte 43'lerden 40'lardan tekrar 50-52 üstüne bir hareket gerçekleştirdi. Baktığımız zaman 30 yani şey 36 bir düşüş akımı stokastikte RSI'da da bir yükselen akım. Tabii burada önce hareket eden RSI stokastik bir tık geriden gelir. Bir gün geriden gelir öyle söyleyeyim. Yani o şuradaki mumu gösteriyor hala. Bir formasyon şöyle bir bakayım. Yani buna hamile boğa diyebiliriz. Yarın veya ertesi günlerde yeşil görmek olasıdır. Tabii dediğim gibi yeşil görürsünüz ama 11 kırılmadıktan sonra en azından çok da bir kıymet harbiyesi kalmıyor açıkçası. Yani ben şunu görmek istiyorum. 21 Temmuz'dan beri bu hiç 50 günün üstüne çıkamadı. Bir 50 günün üstüne çıksa da bari bir trende kırıp kırmayacağını bir test etse. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Ha, stop koyacak olanlar varsa o da tabii yani 10-30'un altına biraz avans verip konabilir. Yani ya da şurada. Çünkü bir kere oradan aşağı sarktı. Orada da tabi bu çok gün içi bir hareket. Onu söyleyeyim yani. 9.64'de olan hareket. O 7 Ağustos hareketi de. O günkü çöküşün. 6, 7, 6 ve 7 Ağustos. 7 Ağustos tepki çıkış. 6 Ağustos hareketinden sonra oldu. Yani 6 Ağustos hareketinin altını da alabilirsiniz. Burada 10-19'lar, 18-17'ler alınabilir. Oradan aşağısı stop tercihe kalmış. Ama görünen o ki yani ne aşağı ne yukarı gibi bir durum var. Tabii kısacılar için aynı şey söz konusu değil. Çünkü 10'dan 11'e de şey var burada. %10'luk bir marj var. Onu da hatırlatayım. Yani 10'a geliyor 11'e gidiyor. Hatta şurada 12'ye falan gitti. O, tekrar bu 10'a gelip 11'e gelme hareketini yaparsa kar olarak da iyi kar. Ona söyleyecek bir şeyim yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim.